Merhaba değerli arkadaşlar. Benim adım Hakkı Alkan. Shifterit.net'in kurucusuyum. Şu anda da yayın koordinatörü olarak devam ediyorum. Shifterit.net 2005 yılının Haziran ayında kurulmuş bir internet sitesi. Bu süre içerisinde ayda 8 milyon kişinin ziyaret ettiği Türkiye'nin en çok tıklanan sitelerinden bir tanesi olarak şu anda yayın hayatına devam ediyor. Ve şimdi sizlerin bazı soruları var. O soruları cevaplayacağım. İsteklerimiz doğrultusunda mı teknolojik yenilikler gelişiyor? Yoksa teknolojinin getirdiği yeniliklere göre mi bizim isteklerimiz şekilleniyor? Yani bu ilginç bir soru. Cevabı da ilginç olacak. Ben kullanıcıların isteklerine göre teknolojilerin şekillendiğini düşünmüyorum. Hatta burada biraz daha aykırı düşünüyorum. Diyorum ki teknolojinin gelişmesinin en büyük sebebi savaşlar, savunma sistemleri. Neden diyecek olursanız, kullandığımız internetin bile doğma amacı, kablosuz iletişimin doğma amacı tamamen savunma sistemleri ve bu savunma sistemlerinde kullanılan yeni teknolojiler daha sonra ticari bir ürün olarak piyasaya sürülüyor ve daha sonra da bizlerin günlük hayatında bunlar kullanılıyor. Zannediyorum doğru cevap şu, önce teknoloji gelişiyor, daha sonra biz bu geliştirdiğimiz teknolojiyi günlük hayatta nasıl kullanabiliriz ve bunu ticari bir ürün olarak nasıl satabiliriz, nasıl gelir elde edebiliriz olarak cevaplayabilirim bu soruyu. Üst model bir telefonun toplam donanım maliyeti 450 dolar civarında. Ancak kullanıcıya yansıyan fiyat 1000 dolarlarda. Sizce teknolojik cihazlardan şirketler çok mu fazla kar elde ediyor? Yani burada hem evet hem hayır diyorum. Örneğin bir Apple iPhone 5'ten bahsediyor olursak, hakikaten bu malzemesini sökelim. Mesela elimde bir iPad var şu anda görüyorsunuz. Bu iPad'in malzemelerini sökelim. Ya burada ne var ki işte bir tane cam var, bir tane düğme var. Toplayalım 300-400 dolar olabilir belki. Daha ucuz bile olabilir. Ya ama biz satın alıyoruz 1000 liraya, 1500 liraya. Hatta iPhone ilk geldiğinde belki hatırlayanlarınız olur 3200 liraya satılıyordu. Şimdi durum böyle olunca ya aradaki fiyat farkı niye böyle oluyor diye soruyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bunun cevabı şu. Birincisi bu cihazı geliştirmek için yüzlerce mühendis çalıştırılıyor. Binlerce Ar-Ge saati harcanıyor. Gerçekten çok önemli yatırımlar yapılıyor. Mesela biz bir işletim sistemi yapabilmemiz için Windows kullanıyoruz ya mesela. Windows değil de biz Türkiye'nin bir işletim sistemini kullanabilmemiz için sadece yatırım yapmamız gereken Ar-Ge miktarı 2 milyar dolar. Şimdi yatırım miktarını geçtim. Onun dışında üretim masrafları çok ucuz gibi gelebilir ama şimdi Çin'de üretiliyor, bütün dünyaya satılıyor. Bunun bir dağıtım kanalları var. Ülkelere girerken vergiler var. Bu vergiler bizim ülkemizde çok yüksek mesela. O nedenle insanlar gidiyor Amerika'dan telefon alıyor, buraya getiriyorlar. Bunun gibi şeyler var. Bir önemli maliyet kalemi de şu, pazarlama. Tanıtım yapıyorlar. Gerçi Apple'ın bunu yapmasına gerek yok. Biz her yerde bedavadan tanıtım yapmış oluyoruz bu şekilde. Diyelim ki Samsung mesela çok önemli milyarlarca dolarlık bir tanıtım çalışması yapıyor. Tüm bunların giderlerini telefondan çıkartması gerekiyor ve telefondan çıkartırken de işte o ödediğimiz acı faturalar ortaya çıkıyor. Teknoloji artık insan ihtiyacını aştı ve sadece gelir elde etmek için mi geliştiriliyor sizce? Aslında soruyu tersten sorarsak daha doğru olur. Çünkü teknoloji insan ihtiyacını aştı, gelir elde etmek için mi üretiliyor? Aslında hayır. Çünkü insan ihtiyacını karşıladığı sürece gelir elde edilebilir teknolojiden. Eğer insan ihtiyacını karşılamayan bir teknoloji varsa bundan gelir elde etmemiz mümkün değil. Örneğin Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesi Türk Telekom'du. Ve bu şirketin en büyük gelir kaynağı sesli iletişimdi. Yani bizim kullandığımız evdeki sabit telefonlardı. Ama şimdi öyle teknolojiler çıktı ki işte cep telefonlarımızda işte her yöne dakikalar falan filan var. Cep telefonları daha ucuz, faturalar gittikçe azalıyor. Ya da SMS atmıyoruz, onun yerine WhatsApp kullanıyoruz ya da Messenger gibi yeni uygulamalar kullanıyoruz. Bunlarla beraber ne oluyor? Eski teknolojiler yerini yeni teknolojiler, yani günlük hayatımızın bir parçası olan teknolojilere bırakıyor ve bu da soruyu tam tersinden sormamız gerektiğini ortaya çıkartıyor. Yani biz teknolojiyi kullandıkça teknolojiler para kazanabilir,
kullanmadığımız bir teknolojinin para kazanma gibi bir lüksü yok. Tıpkı Türk Telekom örneğinde olduğu gibi Türk Telekom şimdi ne yapıyor? Sesli iletişimi neredeyse bedava yaptı. Siz gidip hafta sonu ankesörleri bedava kullanıyorsunuz. Büyük bir ihtimal okulunuzda da ankesör varsa o da bedavadır. Ama Türk Telekom dedi ki bu artık bedava, ben bundan para kazanamayabilirim. İnternetten para kazanabilirim. Mesela sizin okulunuza giden fiber internet Türk Telekom'un yeni gelir kapısı, ise yeni teknoloji sunuyor ve buradan gelir elde ediyor. Gördüğümüz kadarıyla kullanıcılar teknolojik gelişmelerin piyasadaki büyük şirketlerin egemenliğinde olduğunu düşünüyorlar. Durum böyleyse eğer bu şirketler gelişen teknolojiyi kitlelerin bilinçaltına istedikleri mesajları yerleştirmek ve kitleleri kontrol altında tutmak gibi gizli amaçlar güdüyor olabilir mi? Ben şirketlerin böyle gizli hedefleri olduğunu düşünmüyorum. Ama şirketlerin, merkezlerinin, merkez ofislerinin olduğu ülkelerin böyle bir stratejik politikasının olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki bir arazi aracı üreten bir fabrika var Türkiye'de. X markası diyelim. Diyelim ki adı gazoz olsun mesela. Bu gazoz markası 4x4 bir arazi aracı üretiyor. Ve biz bir savaşa girdiğimizi düşünelim. İşte komşularımızla bir savaşa girdiğimizi düşünelim. Bu durumda devletin bu fabrikadan şöyle bir talep hakkı var mı? Biz savaştayız. Yani bu yok olma ya da var olma mücadelesi. O nedenle senin bu ürettiğin 4x4 araçları, arazi araçlarını ben savaşta kullanacağım, el koyuyorum deme hakkı var mı? Evet, var. Çünkü bu yok olma ya da var olma süreci. Şimdi bu örneği aklınızda tutun. Günümüze gelelim. Şimdi bizim bu yaşadığımız dünyada yok olma ya da var olma savaşı artık siber savaşlarla mümkün. Siber savaşlarda var olmak istiyorsanız sahip olduğunuz, yani sizin yetkinizin olduğu bütün şirketlerden bu şekilde talepler elde etme hakkınız olabilir. Olabilir diyorum. Bu insan hakları için doğrudur, yanlıştır. Orası da çok ayrı bir konu. Ama olağanüstü durumlarda bazen bunlar gözetilmiyor. O nedenle şu anda kullandığımız popüler teknolojilere sahip olan şirketlerin böyle gizli hedefleri, yani topluluklara yön verme, stratejik planlar doğrultusunda onların psikolojilerini etkileme gibi bir hedefleri olmayabilir. Ama şunu söylemeden de geçmek istemiyorum. Bu şirketlerin merkez ofislerinin, yönetim ofislerinin bulunduğu ülkenin böyle bir hedefi olabilir ve olağanüstü durumlarda bu ülke yönetimi bu şirketlerden bu tarz taleplerde bulunabilir ve şirketleri kullanabilir. Teknolojik gelişmelerin günümüzde hız kazanmasının nedenleri nelerdir? Bunun en önemli nedeni rekabet. Çünkü çok dev markalar önemli gelir elde ediyorlar. Burada öne çıkmak için teknolojiyi geliştirmek zorundalar. Bunun dışında teknolojinin hızlı gelişmesi için çok uygun ortamlar da mevcut. Bence buradaki en önemli etkenlerden bir tanesi malzeme bilimindeki gelişmeler. Malzeme bilimindeki gelişmeler, elde edilen laboratuvar ortamındaki yeni maddeler, yeni iletkenler buradaki teknolojiyi çok daha gelişmesine imkan tanıyor. Bunlar arasında işlemciler çok önemli. İşlemciler daha önce ilk kullanılan bilgisayarlar oda büyüklüğündeyken şimdi onlardan binlerce kat daha hızlı bilgisayarları biz avcumuzun içinde taşıyabiliyoruz. Bu da malzeme biliminde elde edilen yeniliklerle oluyor ve bu sayede teknoloji çok daha hızlı gelişebiliyor. Geliştirilen yeni teknolojilerin son kullanıcıya en kısa sürede ulaştırıldığını düşünüyor musunuz diye sorduğumuzda ankete katılanların yarısından fazlası hayır cevabını verdi. Durum gerçekte böyle mi ve bunun nedeni nedir sizce? En yeni teknolojiler tüketicilere gerçekten çok hızlı ulaştırılıyor mu? Cevabı hayır. Bunun sebebi tamamen maddi. Örneğin bir şirket bomba bir şey ürettiği zaman bunun en iyi gelir elde etmesini bekliyor. Ve bu gelir elde etmesi için piyasaya hangi fiyatla süreceğini gerçekten iyi hesaplaması gerekiyor. Bunun için her şeyi her zaman ulaşılabilir halde sunmak belki şirketler için çok iyi gelir elde etmek adına doğru bir hareket olmayabilir. Tabii bu çok akıllı bir planın senaryosuydu. Bir de diğer bir senaryo var. Bu da bazı şirketlerin beceriksizliğinden kaynaklanan hususlar olsa gerek. Örneğin yine Apple'dan bahsediyoruz. Bu sefer Apple'ın kötü bir örneğini verelim.
İşte Apple Türkiye'yi şu anda 3. dünya ülkesi olarak görüyor. Apple yeni çıkarttığı bir akıllı telefonu ya da tableti önce Amerika'da, ikinci süreçte Avrupa'da ve daha sonraki süreçlerde, yani tarihi bile belli olmayan süreçlerde diğer ülkeler, yani 3. dünya ülkeleri olarak adlandırdığı o ülkeler için, bölge için sunuyor. Ve bu ülkeler içerisinde maalesef Türkiye'de var. Örneğin DSLR piyasası. Canon ve Nikon öncüleri. İkisi de aynı anda orta seviyede bir model çıkaracaklar. Önce çıkaran mı avantajlı, yoksa sonra çıkaran mı? Bu durum firmaların birbirlerine beklemesine ve cihazların bu yüzden piyasaya çıkarılmasının bir süre engellenmesine neden olabilir mi? İki rakip arasında yaşanan rekabette hangi markanın ürününü önce çıkartacağı ya da sonra çıkartacağı aslına bakarsanız çok önemli olmayabilir. Burada tamamen izlenen pazarlama stratejileri çok daha önemli. Günümüzde yaşanan bir örnekten sizlere biraz bahsedeceğim. HTC ve Samsung şu anda yarışan iki tane marka. HTC One adlı bir model duyuruldu. Belki sizler de internet sitemiz shift.net'i takip ediyorsanız göreceksiniz. Samsung da Galaxy S4'ü daha sonra duyurdu. HTC One şu anda piyasaya sürülmek üzere. İşte Avea gibi operatörler buradan ön sipariş almaya başladılar. Ve HTC One piyasaya daha önce sunuluyor. Ama Samsung şöyle bir şey söylüyor. Bu tanıtımlardan sonra diyor ki, ben öyle bir şey çıkartacağım ki benden önce telefonunu duyuran rakiplerimin stoklarında kalacak ürünler. Yani satılmayacak, ellerinde patlayacak diyor. Böyle bir iddiası var. Bu gerçekten önemli bir iddia. İşte gazeteler ya da bizim gibi internet siteleri buna yer veriyor. Ve gerçekten de iyi bir pazarlama stratejisi izlediklerinde bir bakıyorsunuz belki de Samsung başarılı olacak. Yani şu anki tahminlerde Samsung'un çok ciddi anlamda bir satış elde edeceği yönünde. Bu da sorumuzun cevabını veriyor. Belki de piyasaya ilk çıkartan değil de iyi pazarlayan daha karlı olabilir. Hatta burada bomba bir örnek daha vereyim. Şimdi elimde bir dokunmatik ekranlı tablet var. Bu tabletler ilk ne zaman çıktı desem? Siz değerli arkadaşlar diyeceksiniz ki işte birkaç sene önce çıktı. Bu görmüş olduğunuz dokunmatik tabletler yaklaşık 10 yıldan daha önce çıktı. Microsoft'la bazı donanım üreticileri, HP gibi donanım üreticileri böyle bir tablet yaptılar. 2000 yılından önce dokunmatik ekranlı bu boyutlarda ama çalışmadı. Yani çalışmadı derken çalıştı ama tutmadı. Neden? Çünkü kablosuz iletişim teknolojileri, yani 3G'den bahsediyoruz. O zaman o kadar yaygın değildi. 3G olmadan bu cihazın bir faydası olmuyor. Demek ki neymiş? Cihazı ya da yeni ürünü ilk çıkaran değil, zamanında çıkartıp doğru tanıtan çok daha avantajlı. Özellikle cep telefonlarının piyasaya sürülmeden önce özelliklerinin sızdırılmasının önemi nedir? Bu durum neden bu kadar önem arz ediyor ve dakika dakika takip ediliyor? Akıllı telefonlar günlük hayatın bir parçası, çok önemli bir parçası. Markalar Apple'dan öğrendiklerini uygulamaya geçirdiler. Şimdi Apple herhangi bir pazarlama politikası var tabii ama bu doğrudan standart pazarlama politikalarının dışında. Örneğin sadece belli bir yerde kendi adına bir organizasyon düzenliyor. Burada anlatıyor ve daha önce bazı bilgileri de sızdırıyor. İşte diyor ki ya bizim bir Ar-Ge mühendisimiz cebinde telefonu unutmuş. Geliştiren, yani telefonu geliştiren mühendis bir barda da bulunmuş. Barda fotoğrafları çekilmiş, paylaşılmış. Yani bunların gerçeği yansıttığını söylüyorum size. Bu bir gerçektir ama planlanmış bir gerçektir. Yani sen barda unutuyorsun, barmen sen de bunun fotoğraflarını çekiyorsun. Bunu biz basına servis ediyoruz. Ve birçok basın mensubu da bu bir haber değeri taşıyor. Çünkü iç yüzünü araştırdığınızda gerçekleri bulmanız çok zor. Şimdi Apple bunu yapıyordu. Daha sonra Apple'ın bu stratejilerini diğer markalar da artık kullanıyor. Bu belki de ilk konunun başında söylediğim savunma sanayilerinde de bu böyle. Yani dikkat ederseniz işte İran bir füze yapmış. Yani elde bir tane video var, sızdırılıyor video. Vav işte bilmem denizaltıyı patlatıyor falan filan. Yani insanlar bunun merak ediyor. Merak edince de basın bunları kullanıyor. Tıpkı bu daha sonra işte akıllı telefonlarda, tabletlerde de kullanılıyor. Sızdırma danışıklı bir dövüş. Bu sizin tarafta, yani öğrenci arkadaşlarımızın tarafında ilgi uyandıran, ilgiyle takip edilen,
ya da teneffüslerde aralarda ya gördün mü 15 megapikselmiş ya 4 ultrapikselmiş falan filan diye konuşurken muhabbetinize malzeme olan bilgiler olduğu için biz de bunları kullanıyoruz. Firmalar da bu bilgileri sızdırıyorlar. Danışıklı dövüş diyebiliriz. Piyasada aynı amaca hizmet eden çeşitli ürün gamlarının küçük değişikliklerle kullanıcılara kısa aralıklarla sunulması sizce yararlı mı yoksa zararlı mı diye sorduk. Kullanıcıların %50'si zararlı, %30'u ise yararlı cevabını verdi. Çoğu kullanıcı bunun şirketlerin kar politikası olduğunu düşünüyor. Sizce durum nedir? Bu doğru bir şey. Yani siz bir markete gittiğiniz zaman belki peynir almayacaksınız ama bir reyonun önüne bir geçiyorsunuz. İsviçre peyniri, işte Ezine peyniri, o peyniri, bu peyniri, bilmem ne peyniri, 50 tane peynir çeşidini görünce ya ben peynir alayım diyorsunuz ya bu kadar çeşit peynir varken ve oradan alıyorsunuz peynir. Bu biraz buna benziyor. Yani ürün çeşitliliği fazla olunca oradaki ürün pazarlama yöneticileri bu algıyı oluşturuyorlar tüketici tarafında. Bu işin pazarlama tarafıydı. Aslında bir de tüketici tarafından faydalı olan kısmı size anlatmak lazım. Şimdi mesela deseler ki bu bir iPad mini. Biz bunu çıkarttık. İşte bunun özelliği nedir? Diğer iPad'e göre daha hafif ve daha taşınabilir olması. Bu arada geçen denedim, kot pantolonun cebine sığıyor. Bu kadar küçük bir cihaz bu özellikler yeni bir model olarak piyasaya sunuldu. Çok güzel. Biz bunu aldık, kullandık. Sonra işte arkadaşlarımızdan Özgür var, yayın danışmanımız. Özgür'le konuşuyoruz, diyoruz ki ya bu küçük, çok güzel bir cihaz. Acayip de işimize yaradı değil mi? Evet Özgür. Ya diyoruz ki keşke bunun bir retina, yani çok daha yüksek çözünürlüklü modeli çıksa da alsak. Eğer firma bu ihtiyacı dinleyip bu güncellemeyi de yaparsa bu bizim tarafımızda bir talep oluşturuluyor. Baktığınız zaman ya bir sürü de çeşit çıktı falan diyorsunuz ama bazen yapılan bu iyileştirmeler tüketiciler tarafında çok iyi algılanabiliyor. İşte Wi-Fi modeli var. Tamam, 802.11abn diye Wi-Fi standartları var. Şimdi bir AC diye bir standart çıktı. O da şu anda kullandığımız en yüksek hızdaki Wi-Fi neredeyse 5 kat, 6 kat hızlı bir Wi-Fi modeli. Hani o eklendiği zaman birçok kişinin faydasını oluyor. Sizin de bu seçme hakkınız oluyor. Yani ben Wi-Fi bilmem ne modelini istemiyorum da, yüksek çözünürlük istemiyorum, daha uygun fiyatlı olan bu modeli istiyorum falan dediğiniz zaman size bir seçenek sunuluyor. Piyasada bir üründen çok fazla çeşit var. Özellikle cep telefonlarında çok fazla çeşit var. Yaptığımız anket sonucunda kullanıcılar doğru cihazı seçtiklerini düşünüyorlar. Ancak aynı oranda da cihazlarında kullanmadıkları özelliklerin olduğunu söylüyorlar. İnsanların kafası karışık gibi görünüyor. Bunun nedeni nedir? Asıl amaç kafa karışıklığı yaratmak ve alıcıların mantıklı düşünmekten çok reklam stratejilerine boyun eğmelerini sağlamak olabilir mi? Bu biraz önceki sorumuzun cevabıyla aynı. Şimdi çok fazla model olabilir. Burada çok fazla fiyat farkı da olabilir. Bu tamamen tüketiciye seçme hakkı sağlıyor. O nedenle bunu iki tarafta düşünmek lazım. Markanın ihtiyaçlarına uygun cevap veren bir iş de olabilir. Tüketiciye daha fazla şans tanıyan bir seçenek de olabilir. Sosyal medyada teknoloji hakkında yazılanlar daha çok kullanıcının yararına mı sonuçlar doğuruyor? Yani bütçe performans odaklı düşünürsek. Yoksa bundan şirketler mi daha çok faydalanıyor? Ya da aslında ikisi arasında bir denge mi söz konusu sizce? Kesinlikle ikisi arasında bir denge söz konusu. Çünkü sosyal medya dediğimiz şey içerikleri bizim, yani sizin tarafınızdan oluşturulan bir medya. Yani profesyonel editörleri yok. Bunun editörleri, içerik üreticileri sizlersiniz. Burada üretilen içeriklere baktığımız zaman satın aldığımız ürünlerle alakalı beğendiğimiz ya da beğenmediğimiz ya da beklentilerimizi paylaşıyoruz. Burada tüketiciler bence kesinlikle faydalanıyor. İşte biz bir ürünü beğendiğimiz zaman diyoruz ki ya bu ne güzel bir ürünmüş, bak böyle böyle bir faydası oldu diyoruz. İşte bundan diğer kullanıcılar faydalanıyor. Ya da beğenmediğimiz bir tarafını söylüyoruz. Sorunun ikinci bölümünde şirketler bundan faydalanıyor mu? Bunun cevabını şöyle verebiliriz. Eğer sosyal medyayı iyi okuyabilen şirketler varsa evet bundan faydalanıyor. Hep Apple'dan verdik, bu sefer de Apple'dan verelim. Mesela Apple'ın bir Twitter hesabı yok. Bir resmi Facebook sayfası yok. Bu da ne demek? Yani şu demek, halk bilmez ben bilirim. Yani sosyal medyada insanlar ne söylerse söylesin bizim umurumuzda değil. Biz kendi medyamızda kendimiz oluşturuyoruz. Kendi basın toplantımızı kendimiz oluşturuyoruz.
Onun dışında Mobile World Congress diye bir şey var. Biz Barcelona'ya gidiyoruz yurt dışına. Orada yeni teknolojileri anlatıyoruz. Mobil Dünya Kongresi. Yani dünyadaki mobil uygulamaları, donanımları geliştiren kim varsa herkes orada. Olmayan kim var? Apple. Yani bazen de sosyal medyayı, gerçek hayatı iyi okuyamayan markalar da olabiliyor. Yani bu belki en başlarda firmaya bak kendi dünyasını yaratmış falan diyebiliriz ama karşısında Samsung gibi bir rakip çıktı ve şu anda Samsung Apple'ı geçti. Sosyal medyaya bakış açınızı da öğrenebilir miyiz? Shift8.net'in gelişmesindeki payı nedir? Shift8.net'in sosyal medyaya bakış açısı gerçekten diğer rakiplerinden çok 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 farklı ve önde. Neden? Çünkü biz kurulduğumuzda çok küçük bir şirkettik. Yani şirket bile değildik. Yani iki kişi bu internet sitesini kurdu. İlk kurulduğumuzda günde 100 kişi ziyaret ediyordu. Wow diyorduk, 100 kişi bizi ziyaret etti. Çok dikkat etmemiz lazım kendimize falan diyorduk. Şu anda 8 milyon kişi ziyaret ediyor. Gerçi hareketlerimizde çok bir değişiklik olmadı ama. Şimdi burada fark şu. 100 kişiden 8 milyon kişiye biz nasıl ulaştık? Bir televizyon reklamımız olmadı. Bir panolarda ilan yapamadık. Tamamen kulaktan kulağa. Yani bir okuyan yazımızı dedi ki ya böyle bir site var. Acayip güzel bir site. Sen de gel. O geldi. Ondan sonra baktı. Abi çok haklıymışsın. Sonra o başkalarına tavsiye etti. Ve böyle bir zincir oluşturduk. Bu zincir oluşturulurken sosyal medya çok popüler değildi. Yani 2005'ten 2006'dan bahsediyorum. Ve bu dönemlerden sonra sosyal medya daha çok böyle akıllı cihazların ve kablosuz iletişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber arttı. Aslında bizim tam istediğimiz ortam daha da gelişti. Sosyal medya. Bu sefer yaptığımız haberler sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Biz bütün ekibimiz olarak sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya başladık. Orayı vermek istediğimiz mesajı ulaştırmak için kullanabileceğimiz en etkin mecralardan biri olarak görmeye başladık. Sosyal medya bizim için çok önemli ve her sosyal medyanın kendine özgün bazı özellikleri olduğunu düşünüyoruz. Twitter için ayrı düşünüyoruz, Facebook için ayrı düşünüyoruz, Instagram için ayrı düşünüyoruz. Bu mecraların her birine önemli zaman ayırıyoruz ve baktığınız zaman rakiplerimiz arasında sosyal medyada en fazla takipçisi olan en aktif sayfalar şu anda Shift8.net'te.